Evet sevgili Erdan TV izleyicileri, bugün neredeyiz? Posof ilçesine bağlı Gönül Açan, eski ismi Şuvaskar köyündeyiz. Girişimci, iş adamı Sayın Osman Demirci ile beraberiz. Kendi köyünde kaz üretim testlerini açmış. Biz önce Osman Bey'i tanıyalım. Ben Osman Değirmenci. Bursa, İnegöl'de yaşıyordum. Doğma büyüme oradayım. Aslen Ardahanlıyım, Ardahan Posofluyum. Biz bu işe yaklaşık 5 seneden beri gönül verdik. Memleketimizde yapalım dedik. Memleketimizin havasıyla, suyuyla, otuyla büyüsün. Çünkü çok büyük bir fark olduğu için bir de buna inanarak geldik. Şükürler olsun, hamdolsun. Her şey güzel gidiyor. Evet. Şimdi siz bir babanın tek oğlu olarak evet. Bursa'da yaşıyordunuz. Daha sonra kendi köyünüze dönüp böyle bir çiftlik düşünmeyi, evet. Yapmayı hayal ettiniz, düşündünüz. Ve şu anda bu işin birinci ayağını yerine getirdiniz. Şu anda burada gördüğünüz kazlar evet. Damızlık olarak. Evet, bu kazlarımız damızlık. Bunlar damızlık. Evet. Yukarıda da bir tesis açtınız. Evet. Büyük bir alan. Şimdi bunlar burada yumurtlayacak, yavru olacak. Bunları oraya taşıyacaksınız. Oradan da yaylağı mı götüreceksiniz? Şimdi bizim tesis yapma amacımız damızlıkları oraya bırakacaktık. Çok büyük bir mera alanımız var bizim yayla gibi. Kesimlik hayvanlarımızı 1,5-2 aylık yaptıktan sonra tamamen %100 doğal ortama salacaktık orada. Çünkü tam istedikleri bir ortam. Bu sene taşıyamadık oraya. Yaklaşık potansiyel 5000 gibi potansiyel var orada ama bitiremediğimiz için nasip olursa inşallah seni oraya geçeceğiz. Anladım. Peki siz bu işi yaparken siz ziyarete gelen yetkili var mı? Tabii çok var. Yani gerek yönümüze çay içmeye gelen, telefonunu arayan, kendilerinden Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Kosova ilçe Sayın Kaymakamımız Mete Bey, Allah razı olsun kendisinden, devamlı ziyaretimize geliyor. Tabii siz bu kaz çiftliğini kurdunuz. Evet. Kaz çiftliğini kururken nelerle neler engel oluyor önünüze? Bir, ikincisi de bundan sonraki aşamada proje verecek misiniz TKDK'ya ve diğer hibe kuruluşlarına? TKDK'yla 3 kere görüşmüştük biz, lakin biraz şartları biz ağır gelmişti yeni başladığımız için. Ama tabii ki de bu alanda nasip olursa bir projemiz var seneye için. Tamamen bir profesyonelliğe adım atmak istiyoruz. Yani nasip olursa inşallah bu işi burada daha da popüler bir hale getirmek. Amacımız bizim o. Engel var mı? Yapamadığın, başaramadığın sorun var mı? Tabii ilk başlarken ister istemez sıkıntılar çıkıyor. Yani yeni öğrendiğimiz için zamanında ister istemez olumsuzluklar oluyordu. Ama yapa yani başarısız ola nasıl başarılı olacağımızı öğrendik biz. Evet. Ondan şu anda bir sıkıntımız yok, çok şükürler olsun. Osman kardeşim kaç yaşındasınız? Ben 27 yaşındayım. Şimdi 27 yaşında evet. Burada yalnızsınız. Anne evet. Baba Bursa'da. Evet, Bursa'da. Ama siz bu işe gönül verdiniz. Evet. Yani sizin gibi gençler normalde Batı'da farklı oyunlar oynar. Batı kültürüne alışır. Evet. Ama siz kendi baba ocağınızda, burada da doğmadınız. Evet, burada doğmadınız. Ona rağmen geldiniz, memleketinizi, köyünüzü sevdiniz. Baba ocağını yeşereceksiniz. Baba ocağını tutacaksınız. Aynı zamanda da kaz çiftliğini de faaliyete sokmak için çalışmalarınız evet. Başladı. Bir yıldır bu iş devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu işi daha da ileriye götüreceksiniz. Evet, daha profesyonel yapmayı düşünüyoruz. Şu andaki tabii yukarıdaki alanımız profesyonel bir alan ama bunu şöyle söyleyeyim, yani tamamen işletme numarası alarak, devlet tarafından, tarım tarafından işletme numarası alarak yarın öbür gün Migros gibi, AVM'lerde gibi herhangi bir şarkilerde satmak istiyoruz. Yani tamamen marka olmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Kaç kişi istihdam etmeyi düşünüyorsunuz tam tesis faaliyete girerse? Yaklaşık 10 kişi gibi. Bunun bir de kaz yolum makineleri var mı? Evet, onlar var. Da olacak. Var. Siz bir tarafta bu yıl da damızlık kaz dağıtımı da yaptınız. Köylere mi yaptınız? Kosof'un buradaki köylerine damızlık olarak verdiğimiz şeyler var. Tabii haneler var. Onlar da çok memnunlar, sağ olsunlar. Gerek yavru dağıttık kesimlik için. Buradaki insanların kışlık ihtiyaçları, yani kışlık ihtiyacı derken bizden yavru alıyor. 5 tane, 10 tane, 15 tane. Kışın kesiyor. Yiyor, kendi kazını kendi besliyor, öyle diye. Evet. Şimdi gece oldu. Bu kazlar çadırda mı duruyor, dışarıda mı duruyor? Şimdi bu hayvanları
çok fazla biz içeri kapatamıyoruz. Zaten kapım benim 7/24 açık. Akşamları bir tane ampul koyarak burada ışıklandırma yapıyoruz. Belli bir saatlerde, diyelim ki saat 7'de hava kararıyorsa 12 gibi filan, 12'ye kadar lambayı açık tutuyoruz. Yani şu anda bir de hayvanların çiftleşme sezonu olduğu için biraz daha uyanık kalmaları bizim için daha iyi. Yeme içmeyi nasıl sağlıyorsunuz? Yeme içmeyi şu anda bizim hayvanlara özel olarak getirdiğimiz yemler var. Yumurta verimini arttırmak için. Şu anda hayvanların tane başına 250 gram gibi bir yem maliyetimiz var. Tabii biz biraz fazla veriyoruz. 300 gram, 350 gram gibi. Yani hayvanın önünden kesmiyoruz ki. Yani arpa mı, kaba yem mi, yem mi? Yumurta yemi, arpa, mısır, buğday gibi bir rasyon, karışık bir rasyon hazırlıyoruz. Nereden temin ediyorsunuz? Yani buradaki değirmen cilerden filan şey yapıyoruz. Onu da doğal olarak. Tabii doğal olarak. Yani bizim herhangi bir şey aldığımız yok. Tamamen bizde doğal. Evet. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Osman Demirci'nin değirmencinin kas çiftliğini kurmak için attığı ilk adımların önündeyiz. Yukarıda tesisler var, çiftlik var. Oradaki inşaat devam ediyor. Burada da bir tarafta kazları yetiştirmek için bir çalışma yapıyor. Tanık Bey, istersen biraz kazların şöyle görüntülerini de al. (Gülüyor)